Mutlu günler değerli izleyenler. Günaydın Spor ile karşınızdayız. Bugün konuğumuz çok değerli bir insan, çok değerli bir kişi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Yaşam Şubesi Müdürü Cemal Armutlu. Aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüp Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok büyük faaliyetleri imza atıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi. Hem kulübü hem de şube müdürlüğü hem gençlere spor yaptırıyor hem de gençlerin sporla hayata tutunmasını sağlıyor. Bu bağlamda çalışmalar devam ediyor. İlk önce ben şubenin göreve geldiğinizden beri neler gerçekleşti, neler yaptınız onu merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ben öncelikle bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Yurdun her köşesinden, Altaş TV ekranlarından bizlere hasbelkader, tesadüfen de ulaşabilen izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Şimdi Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanlığı 31 Mart, çok özür diliyorum, 31 Aralık 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulla beraber göreve başladık. Tabii bunun daha öncesinde genel sekreter olarak bir önceki yönetim zamanında görevim devam ediyordu. Şimdi Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak bizlerin yaptığı çalışmalar şu anda sadece Ordu'da değil, Türkiye'de de ses getiren çalışmalar. Bunlar biz şöyle bakıyoruz olaya Mustafa Bey. Dünya değişiyor. Anlayışlar ve bakış açıları gelişiyor. Bizler de göreve geldiğimizde Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendinin talimatlarıyla ve vizyonuyla sporda da yeni bir bakış açısı ve gelişimi gerçekleştirmemiz gerektiğini keşfettik ve yaptığımız çalışmaları bu yönde daha objektif olarak insanlara nasıl ulaşabiliriz, nasıl yansıtabiliriz şeklinde çalışmalar içerisine girdik. Bu bağlamda da Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzün özellikle basit olan, çok kolay olan, dışarıdan herhangi bir ücret karşılığında transfer ederek günlük ve anlık başarılar yerine sosyal bir kulüp olma yönünde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ve çalışmalarımıza bu yönde daha çok ağırlık vermeye başladık. Bu 1,5 yıla yakın şube müdürlüğüne başladığım süre zarfı içerisinde yaptığımız bütün organizasyonlar, bütün çalışmalar zaten spor kulübünün bir takım branşlarına da entegre şekilde gelişti. Nasıl? 10-11 Temmuz 2021 yılında Ordu'da bütün Türkiye'de ses getiren bir triatlon yarışması yaptık. Bunu sizler de zaten yakından takip ettiniz. Pandemi dönemiydi. Pandemiden yeni çıkmıştık. İnsanlar evlerine kapalı kalmıştı, hareketsiz kalmıştı. Sosyal aktiviteye ve spor organizasyonlarına daha böyle bir ilginin olabileceği bir zaman dilimiydi. Bu zaman dilimi içerisinde biz 10-11 Temmuz dediğim gibi 2021 tarihinde yaptığımız triatlon yarışlarında şunu anladık. Hakikaten Ordu bu anlamda bir spor kenti. Buraya gelen bine yakın sporcu ve onun bir üstü kadar aileleri, yakınları Ordu'da yapılan bu triatlon yarışlarında hem şehrimizi tanıdılar, hem şehre bir katma değer kattılar. Gelen sporcular, kulüpler, aileleri otellerde konakladılar. Ordu'yu gezdiler, Boztepe'ye çıktılar, alışveriş yaptılar. Hava yoluyla gelenler oldu, karayoluyla gelenler oldu, kendi araçlarıyla gelenler oldu. Bunlar Ordu'ya bir katma değer kattılar. Dolayısıyla da burada win-win mantığıyla, kazan-kazan mantığıyla
Ordumuz da spor adına güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. Dolayısıyla da bütün orduda ticaret yapan, otel işleten, restoran işleten, hediyelik eşya mağazası işleten, ticaret yapan bütün paydaşlar bu durumdan faydalandı. Ya bir de triatlon sporu orduya uygun bir spor. Hem deniz kesinlikle var, hem sahilde yürüyüş bandı var, hem de bisiklet yolu var. Hani orada uygun sporlardan bir tanesi. Bunun için de hani iyi bir adım oldu triatlon ordu için. Ya biraz önce cümleme başlarken söylediğim bir kelime çok önemli. Dünya değişiyor, bakışlar ve anlayışlar gelişiyor. İşte bu minvalde baktığımızda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi zamanında başlayan triatlon yarışları ordu için inanılmaz bir vizyon oldu. Görüntüler de var, başkanımız da orada. Evet. Yakından takip ediyor triatlon şampiyonasını. Şöyle, triatlon sporu çok komplike bir spor. Bir branş olarak görünse bile içinde yüzme, bisiklet ve atletizm olan 3 sporun bir araya geldiği muhteşem bir organizasyon. Ve bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yarışmacı sporcuların yanı sıra, yani milli takım hedefleri olan sporcuların yanı sıra bir de master grupları var bunların. Triatlon sevdalılarının, sporcularının. Örneğin büyük bir firma ismi düşünün. Şu anda televizyonda olduğumuz için söyleyemeyeceğim bir araç markasını düşünün. Alman menşeli. O firmanın Orta Doğu Genel Müdürü, CEO'su triatlonda master sporcu olarak geliyor ve yarışıyor. İşte kendisi özel belki jetiyle geliyor. Otelde konaklıyor. 200 bin liralık bisikletiyle yarışıyor. Yüzme sporunu yapıyor. Bisikletle entegre olarak devam ediyor. Sonra koşuyla bitiriyor. Ve orada da bir anıları oluyor spor anlamında. Bu açıdan baktığınızda triatlon sporu orduya gerçekten Sayın Bakanımızın vizyonudur bu. Çok büyük bir ivme kazandırmıştır diye düşünüyorum. Ya, özellikle doğayla iç içe, herhangi bir doğayı bozmayan bir unsura sahip triatlon sporu. Bu da orduya avantaj sağlıyor dediğiniz gibi. Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güner de bütün yarışlarda takip etti orada. Onun nasıl duygular hissetti o yarışlarda? Şöyle söyleyeyim. Sayın Bakanımızın vizyonunu anlamamız için bizim bundan 10 yıl sonra tekrar geriye dönüp Ordu şehrinin dönüşümünü, gelişimini görebilmemiz gerekir. Şu anda söylediğimiz kelimeler hepsi havada kalır. Gerçekten büyük bir vizyon ve misyon sahibi bir insan. Allah ondan razı olsun. Ordu için gecesini gündüzüne katmadan çalışan, zaman mefhumu gözetmeden çalışan müthiş bir insan. Sayın Bakanımızın triatlon yarışlarında hissettiği şey sadece sporcuların orduda konaklaması, yarışması, madalya alması ve milli takımlara girmesinden ziyade ordunun tanıtımı için müthiş bir fırsat olduğunu kendisi defalarca söylüyor. Zaten triatlonda da görüyoruz o denizde yüzdükleri alan ve triatlonun iç içe gelmesi çok güzel bir görüntü, sahne oluyor. Yani evet. Boztepe ile denizin bir araya gelmesi güzel görüntü. Bunu da söyleyelim. Röportajları da görüyoruz. Türkiye'de ordu dışından gelen sporcular da röportajda ordunun ne kadar güzel olduğunu söylüyorlar. Güzel bir yarışların geçtiğini söylüyorlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi Mustafa Bey, ordunun ne kadar güzel bir yer olduğunu gerçekten şu anda kelimelerle ifade edemeyiz. Güzelliğinin yanı sıra dönüşümünün farkında mıyız? Önemli olan soru bu. Hakikaten biraz önce söylediğim gibi dünya değişiyor, bakışlar, anlayışlar gelişiyor. Bizler de bakışlarımızı, anlayışlarımızı sporsal anlamda, spor etkinlikleri anlamında
geliştirmemiz ve çoğaltmamız lazım. Biz şimdi özellikle Sayın Bakanımız göreve geldiğinden bu yana deniz sporlarıyla ilgili olan çalışmaları biliyorsunuz. Şu anda belki dünyada eşi benzeri olmayan, hakikaten de ben de buna canı gönülden inanıyorum. Gülyalı'daki su sporları ve kamp merkezimizi biliyorsunuz. Burada 16-17 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Kano Federasyonu'yla işbirliğiyle bir yarış gerçekleştirdik. Ve o yarışa gelen sporcular bu muhteşem tesisimizi hakikaten de geldiklerine inanamadılar. Yöneticilerinden sporcularına, ailelerine kadar ya Türkiye'de böyle bir tesisin yapılmış olabilmesine inanamadılar. Bu da Sayın Bakanımızın vizyonu. Çünkü orası bildiğiniz gibi bu tesis yapılmadan önce Ordu'dan Giresun'a veya Giresun'dan Ordu'ya dönerken baktığınızda Atıl havaalanının kenarında kalmış, işte otlar büyümüş, kayalıklar böyle şekilsiz bir bölgeydi. Şu anda görüntüler de arkadaşlarımız ekranlara getirdi. Kano Park hemen havalimanının sol tarafında. Evet. Şimdi burada şu anda Mustafa Bey, su sporları merkezimizde, Gülyalı'daki su sporları merkezimizde üniversite öğrencileri haftanın 3 günü kano dersi kendi müfredat programlarına ekletilmiş kano dersleri alıyorlar. Bunun yanı sıra yine Gülyalı'daki orta öğretim öğrencileri Gülyalı ilçe müdürlüğünün vasıtasıyla kendileriyle yazıştık. Bir belli bir grup belirlediler. Kano sporuna ilgisi olan çocuklarımıza orada haftanın 5 günü antrenman yaptırıyoruz. Kano sporunu tanıtıyoruz. Denizi tanıtıyoruz. Şu görüntü oldukça güzel. Arkada uçak. Orada kanolar. İşte biraz önce söylediğimin belki tekrarı gibi olacak. İzleyenler de kusura bakmasın. Böyle bir tesis lokasyon olarak Türkiye'de ve Avrupa'da yok. Dünyada var mı bilmiyorum. Belki Brezilya'da varsa, o Güney Amerika'da işte Copacabana plajı dedikleri yerlerde doğal olarak yapılan şekli vardır. Ama mühendislik çalışmasıyla yapılan tek yer olduğuna inanıyorum dünyada. Neden? İşte biraz önce sizin söylediğiniz gibi havaalanının hemen uçakla geliyorsunuz, bir ülkeden geliyorsunuz, Türkiye'ye, Ordu şehrine, havaalanına iniyorsunuz. Hemen havaalanının bitişinde kano yarışlarının, kürek yarışlarının yapılabileceği bir tesis, muhteşem bir tesis. Bu tesisimizin içinde yine sadece hani kano yarışları, yelken yarışları, kürek yarışlarının yanı sıra sosyalleşme ve aktivite anlamında karavancılar için muhteşem bir karavan kamp alanı var. Motor sporcuları için geçtiğimiz yıl açılışından sonra gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelen motor sporcularının geldiği ve oradan faydalanabileceği bir alan var. Bunun yanı sıra yine herkesin sosyal yaşantısına göre dini vecibelerini yerine getirebileceği alanlar var. Spor yapabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri yürüyüş yolları var. Yani başlı başına komplike, entegre bir spor tesisi. Ya ben hani görmeyenler için oraya gidip oranın havasını, orayı görmelerini istiyorum. Evet. Çok güzel bir alan olmuş. Sonra burası sadece spor anlamında düşünülebilecek bir yer de değil. Şöyle söyleyeyim. Bir hafta sonu ailenizle beraber havaların müsaitlik durumuna göre gittiğinizde önce sporunuzu yapıp, yürüyüşünüzü yapıp, o negatif enerjinizi attıktan sonra orada yine Büyükşehir Belediye'mize ait Doktor Mehmet Hilmi Güler Sayın Bakanımızın öncülüğünde ve vizyonuyla yapılan Çikolata Park tesisleri var. İnanılmaz güzel. Hafta sonu Giresun'dan, Samsun'dan, Trabzon'dan buraya gelen, sosyalleşmeye gelen insanlar var. Yani sadece sporu yapıp hadi arabalarımıza binip geri dönelim
şeklinde bir durum söz konusu değil. Ya, orada bütün gününüzü geçirebileceğiniz bir sosyal alan var. Dediğiniz gibi hem sporunu yapıp hem de orada çadır, evet, çadır park da var. Kano, evet, park var, çadır park var. Şimdi ben altyazıyı görünce Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün çalışmaları diyor. Bu anlattığımız şeyler Ordu Büyükşehir Belediye Dairesi'nin, belediyemizin müdürlüğünü, Gençlik Spor Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri de daha çok ilgilendiriyor. Ben isterseniz Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün faaliyetleriyle biraz devam etmek istiyorum. Şimdi biraz önce söylediğim gibi biz Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak sosyal bir kulüp olmak bizim için daha önemli. Sosyal kulüp olmaktan kastımız şu, yani belli bedeller karşılığında transferler yaparak belli başarıları anlık ve günlük elde etmek yerine şehrimizin bütün çocuklarının, bütün gençlerin spora ve yetenekli olduğu branşlara fırsat eşitliği yaratarak ulaşabilmeleri temel amacımız. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü mottomuz, mantığımız, hayata bakışımız budur. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Şimdi Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzde aktif olarak 14 tane branşımız var. Bunun yanı sıra işte hedefe odaklandığımız branşlarımız da var. 2022 Ocak 1'den Mart 15 bugün tarihi itibariyle Türkiye şampiyonalarında yaklaşık olarak 7-8 tane Türkiye birinciliğimiz var. Bunlar neler? Boksta ve inşallah yarın kendisi Hırvatistan'ın Zagreb kentinde ringe çıkacak Gamze Soğuksu kardeşimiz var. Avrupa şampiyonasında milli takım kampında şu anda. Ordulu bir sporcu. Ordulu, orijinal Ordulu, dışarıdan transfer ettiğimiz bir sporcumuz değil. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz ve ileride de inşallah olimpiyatlarda bize gurur yaşatacak bir kardeşimiz, sporcumuz. Bu sporcumuzun da bu Avrupa şampiyonası öncesi Türkiye şampiyonluğu var 2022 yılında, Ocak ayında. Yarın da kendisi şeye çıkacak, ringe çıkacak. Başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin inşallah. Bir ay önce filan Ordu'da gerçekleştirilen kickboks şampiyonasında yine Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının bir tane şampiyonluğu var. İki tane Türkiye ikinciliği var. Yine üçüncülükleri var. Bunun yarısına satranç branşında 2022 yılı için söylüyorum. Önceki yıllarla karıştırmamak için. 2022 yılında yine Konya'da yapılan Türkiye Satranç Şampiyonası'nda iki tane birincimiz var. Türkiye şampiyonu. Triatlon konusunu geçtik ama bahsedelim mi? Bahsedelim. Şöyle, triatlonla ilgili büyük hedeflerimiz var. Hem organizasyon anlamında. Organizasyonu yaptık ama sporcumuz yoktu. Şimdi triatlonun geleceğin yıldızı olarak gösterilen triatlon branşında bir sporcumuz var. Selinay Tuğçe Kır. Sağ olsun, kendisini birçok büyük kulüp transfer etmek istediği halde Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Adalar Spor Kulübü gibi birçok transfer teklifi aldığı halde aidiyet duygusuyla yanaşıp babasının da iyi bir Ordulu, iyi bir Ordu sevdalısı olmasından mütevellit Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne sporcumuzu kazandırdık. Kendisi de bir ay önce yine İzmir'de yapılan Duatlon Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah Mersin'de 16-17 Nisan tarihlerinde Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda madalya beklediğimiz sporcularımızdan bir tanesi. Kendisine çok inanıyor, güveniyoruz. Belki de şöyle söyleyeyim, biraz iddialı olacak ama olimpiyatlarda yarışan ilk triatlon sporcusu olmaya aday. Muhteşem bir çalışma performansı var. Akdeniz Üniversitesi'nden
profesörler beslenmesine ve uyku düzenine kadar takip ediyorlar. Ve antrenman programlarını ona göre hazırlıyorlar. Selinay Tuğçe Kır buradan izliyorsa ona da selamlarımı gönderiyorum. Bizim hem bu yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak hem de Türk Milli Takımı, triatlon milli takımının ileride olimpiyatlarda yarışabilecek kapasitesinin olduğunu gördüğümüz için sporcusu olarak büyük başarılar beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Ben şampiyonlara bir sporcu daha ekleyelim müdürüm. Ben Selenay'dan aklıma geldi. Selenay'ın imza töreninin olduğu gün. Eda Kaya'da. Eda Kaya, şimdi sözü Eda kardeşimize getirecektim. Eda Kaya muhteşem bir insan. Tanımanızı çok isterim. Mutlaka tanıyorsunuz. Kendisinin lakabı madalya canavarı. En son Gaziantep'te yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Yarışları'nda ordumuza, Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüze 5 tane altın madalya getirdi. Müdürüm, bir reklama gidelim. Reklamın ardından Eda'yı da konuşmaya devam ederiz. Eda'yı biraz uzun konuşacağız. Çünkü Türkiye Şampiyonası dediği gibi müdürüm, 5 ayrı size 5 ayrı altın madalya getirdi. Konuşacağımız konular var. Amatörün istekleri var. Eda Kaya'nın başarısını konuşalım reklamdan önce. O konudaydık. Evet. Gaziantep'te yüzme şampiyonasına gitti Eda Kaya. Evet. Yüzücümüz Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne yarışıyor. Madalya canavarı dediğiniz gibi. Gerçekten tam anlamıyla madalya canavarı. Hakikaten tanımanızı çok isterim demiştim ya bir önceki bölümde. Gerçekten de çok özel bir insan. Ailesini de tanıdım. Ailesi de, kendisi de çok özel insanlar. Şimdi Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzün bir de bu taraftan baktığımızda, olayın diğer tarafından sosyal baktığımızda... Sosyal proje, bravo. Böyle bir misyonumuz da var. Nedir? Dezavantajlı gruplar dediğimiz, hayata farklı açıdan yaklaşan, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanlar var. Milyonlarca gençler var, yaşlılar var. Bu anlamda baktığımızda Eda Kaya da bu söylediğimiz şeyde, konuda başarılı olan, kendini kapamayıp, içe kapamayıp dışa açan başarılı bir kardeşimiz. 6 Şubat Gaziantep Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Yarışları'nda kendisi hem şehrimizi, ordumuzu gururlandırdı, hem kulübümüzü sevindirdi. Sağ olsun büyük bir başarı gösterdi. 5 tane altın madalyayla geldi. Ordumuzu mutlu etti. Biz de onu seviyoruz, destekliyoruz. Kendisinin çalışmalarından, yaptığı başarılardan mutluyuz. Ya bir de şunu söylememiz lazım. Şimdi engellilerin evde kalmaması gerek. Hayata kazandırılması gerekiyor. Rol model Eda Kaya örneği var. Hani Büyükşehir ön plana çıkardı. Büyükşehir'in destekleriyle daha da başarılı etti. Eda Kaya başarılı bir sporcuydu ama Büyükşehir'in destekleri Büyükşehir formasını giyip daha da gururlandırıp daha da başarılı imza attı. Bir gidip başarıya elde ettikten sonra başarılı oldu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız hemen teri kurumadan kabul etti. Evet. Bu da güzel bir şey. Yani bir desteği arkasına görmesi de güzel bir şey. Dediğiniz gibi bu bağlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Tek Aleksandar basketbol takımımız da var. Aynen. Onlar da birinci ligde mücadele ediyor. Bir mağlubiyeti var sadece. Çıktı gibi gözüküyor şu anda. Süper Mustafa Bey, biraz önce tekrar Eda konusuna dönüp de söylediğimiz şeyleri aynı bağlamda Tek Sandalye basketbol takımımız için de söyleyebiliriz. Bunlar da bizim şehrimizin gururu. Çok kendi içine kapanmadan, kendisini dışarıya açarak, bir spor branşına tutunarak kendi hayatlarını daha renkli ve yaşanılabilir bir hale getiren kardeşlerimiz. Eda Kaya ne kadar başarılıysa tekerlekli sandalye basketbol takımımız da, ki bu hafta cumartesi günü inşallah 12'de
Bekliyoruz bütün basketbol severleri. Burada Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Karabük'le bir maçımız var. Onlar da inşallah bu maçı alıp hedeflerimize emin adımlarla gidecekler. Tekerlekli sandalye basketbol takımının Süper Lig'e çıkması için 7-8 adım kaldı. İşte bu hafta sonu da bu adımlardan bir tanesini atacağız. Sonra Kocaeli baş iskele yanılmıyorsam inşallah doğrudur. Deplasmanına gideceğiz. Bir sonraki hafta da İskenderun grupta ligde çekiştiğimiz takımlardan bir tanesi. Zaten iki takım çıkıyor. Bir tanesi İskenderun, gözüküyor. Bir tanesi de Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Karabük'te bizim ardımızdan, iki takımın ardından ligi sürklase eden takımlardan bir tanesi. Hedef kovalayan takımlardan bir tanesi. İnşallah bu üç maçlık periyodu sağ salim geçersek tekerlekli sandalye basketbol takımımızın da başarısını sezon sonunda taçlandıracağız ve layık olduğumuz Süper Lig'e çıkacağız. İnşallah başarır Ordu Büyükşehir Belediyespor. Evet. Bir de şunu da söylememiz lazım. Kendi kadrosuyla mücadele ediyor. Ordulu oyuncularla kurulu bir takım. Şöyle, evet bunu da hatırlattığınız için teşekkür ederim. Gerçekten de tekerlekli sandalye basketbol takımımızdaki karakterli oyuncularımız hepsi Ordu orijinli. Bir tane Abdülkerim diye bir kardeşimiz var. Genç bir kardeşimiz. İnşallah çok yakın zamanda genç milli takım aday kadrosuna gidecek. Efe diye daha pırıl pırıl yeni başlayan ama takım kaptanımız Adem ve diğer büyük Ferda gibi tecrübeli sporcularımızın onları böyle desteklediği, sahip çıktığı Efe diye bir kardeşimiz var. Onlar da ileride inşallah bu takımın değişmez kadrosunda olacaklar. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Ordulu gençlerimiz, Ordulu kardeşlerimiz yani spor adına güzel işler yapıyorlar ve biz de Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak bunlara sahip çıkıyoruz, destekliyoruz. Onların bütün arzu ve isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da inşallah sezon sonunda bir başarı göstereceğiz. Ampute MYK Başkanı da Kahraman Minet oldu Ordulu hemşerimiz. Evet. Oradan da selamlarımızı iletelim. Evet. Bu bağlamda Ampute takımımızda i̇şte güzel işler imza atıyor. Şöyle, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çok yelpazesi geniş olan bir federasyon. Nasıl? Şimdi Türkiye'deki bütün federasyonları düşünün. Ayrı ayrı. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da bu federasyonun tamamını içinde barındıran bir federasyon. Şimdi söz açıldığı için söylüyorum. Gerçekten de biz de Sayın Bakanımız da zaten Zat-ı Ali kabul etti. Hayırlı olsun ziyaretine gittik Sayın Bakanımızın yanına. Sayın Bakanımız da çok mutlu oldu. Tebrik etti. Kahraman Minnet'i. Kahraman Minnet'i tebrik etti. Başarılarının devamını diledi. Bunun yanı sıra Ampute Milli takımı ve Ampute Ligleri biliyorsunuz bir yönetim kurulu var. Teknik kurul diye. Ben de hasbelkader Sayın Bakanımızın destekleriyle o teknik kurulda görev aldım. Şu anda Ampute Ligleri, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig bütün o karar organı teknik kuruldur. O teknik kurulun bir üyesiyim. Ve aynı zamanda da Ampute milli takımı son iki senedir Avrupa şampiyonu oldu biliyorsunuz Mustafa Bey. O Ampute milli takımının işte antrenöründen, teknik direktöründen malzemesine kadar bütün o kadrosunu belirleyen karar merci olan teknik kurulda görevliyim. İnşallah Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyesiyle İstanbul'da, yer olarak tavsiyesiyle İstanbul'da 24 ülkenin katılacağı bir dünya şampiyonası olacak. Ampute Dünya Şampiyonası, Futbol Ligi Dünya Şampiyonası.
Orada da ev sahipliği yapacağız Türkiye olarak. Bu konuda bilgilendirmek istedim sizi. Hemen bu soru çok geliyor bize. Özellikle amatör kulüplerden. Bir amatör kulüplere bir destek vardı ama gerçekleşmedi şu ana kadar. Onunla ilgili bir çalışma var mı? Burada amatör kulüplere bir müjde verebilir miyiz? Mustafa Bey, amatör spor kulüpleriyle biz zaten Ordu'da göreve geldiğim geçmiş zamandan bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda sürekli dirsek teması halindeyiz. Gerek ASKF olsun, TÜFAT olsun, İl Hakem Kurulu olsun, sporun bütün paydaşlarıyla iç içeyiz. Ve fikirlerimizi, sorunları çözme önerilerimizi biz birbirimizle paylaşıyoruz. Bu konuyla ilgili zaten Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler bana bir talimat verdi. Bunun hazırlığını yap dedi. Bununla ilgili bir hazırlık çalışması yapıyoruz. Doğru kulübe doğru yardım mantığıyla ihtiyacı olan kulübe ihtiyacı kadar, yoksa Türkiye'de amatör spor kulüplerine yardım son yıllarda şöyle yapılıyor. Gördüğüm bir eksiklik bu. İşte spor kulübünün forması var, topu var veya diğer antrenman malzemeleri var. Judo ile ilgili işte judo kıyafeti var. Amatör spor kulüplerine yardım diye toptan bakış açısıyla bir alım yapılıyor. Ve ihtiyacı olan şeyler yerine ihtiyacı ve elinde hazır olan malzemeleri tekrar amatör spor kulüplerine veriyorlar. Biz böyle yapmak istemiyoruz. Sayın Bakanım da bu konuda sağ olsun bizim gibi düşünüyor. İhtiyaç neyse rentable olacak şekilde yardımları bu şekilde organize kurguluyoruz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Bu konuda da bir çalışmamız var. İnşallah yakın zamanda Sayın Bakanımızdan talimat bekliyoruz. Daha önce böyle bir rakam vardı. Şimdi var mı bir rakam çalışması? Şimdi şöyle, rakamlar üzerinden konuşursak bizi yanıltır. Biraz önce söylediğim gibi, şimdi X bir amatör kulübün elindeki malzemeyi siz bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Ama biz amatör spor kulüplerine yardım adı altında işte bir toptan bakış açısıyla malzeme yardım, aynı yardım veya nakdi yardımı bir sepete koyup verirsek yanılırız. O yüzden biz doğru kulübe doğru yardım ve etkili yardım mantalitesiyle bakıyoruz bu konuya. İnşallah bu konuda çalışmalarımız var. Sevinecek bir kulüpler yani. Tabii tabii, biz kulüpleri sevindirmeyi, kulüplerle birlikte olmayı, kulüplerin sorunlarını çözmeyi hem Sayın Bakanımız da çok direkt birebir ilgileniyor ve talimatlarıyla bizi yönlendiriyor. Ve biz de zaten bu çözüm konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu konuda da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Ordu'da şöyle bir yapı var. Bütün illerde olduğu gibi. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı bir il müdürlüğü var biliyorsunuz. Tamamen sporla ilgilenen bir il müdürlüğü var. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı bu yapıya benzer bir Gençlik ve Spor Müdürlüğü var. Daha önce daire başkanlığıydı. Şu anda Gençlik ve Spor Sağlıklı Yaşam Müdürlüğü olarak görev yapıyor. Şube müdürlüğü. Şimdi bize ayda gelen aynı nakdi yardım başvurularını, ulaşım, konaklama ve diğer hususlarda gelen yardım başvurularını biz hepsine elimizden geldiği kadar ve daha fazlasını yapmak üzere bütün o gerek okul sporlarında olsun, gerek federasyon branşlarında olsun, hangi konuda olursa olsun yardım ediyoruz. Bizi direkt ilgilendirmeyen il müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda bile Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı İl müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda bile bize gelen talepleri gerek ulaşım anlamında, gerek gelen hakem, antrenör, idareci ve konuklara yapılan yardımlar, yemek yardımı, kumanya yardımı,
gelenlere, antrenör sporculara hediye anlamında. Biz belki direkt olarak o organizasyonun içinde şey olmuyoruz. Sadece orada Ordu Büyükşehir Belediyesi logosu görünüyor ama aslında işin mutfağında temel sorunları çözen birim olarak biz görevimizi yerine getiriyoruz. Müdürüm, özellikle ben bir kickbox şampiyonasından sonra birçok şampiyonadan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hani ekiplerinin yoğun çalışmaları dikkat çekti. Evet. Özellikle ben diğer kulüplerden de yaptığımız röportajlarda diğer sporculara yaptığımız spor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hem ulaşımda olsun hem konaklamada olsun kulüplere yeterince kadar destek verdiğini düşünüyorum. Evet. Bunlar da ön plana çıktı. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi olayın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü kulübü boyutunu bu tarafa bırakalım. Şimdi yaşa. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilgili bu söylediğiniz işte bu boyuta giriyor. Hakikaten de bizler hani bakış açımız şu şekilde Mustafa Bey. Elimizden gelen ne varsa hangi şekilde olursa olsun maksimum derecede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okullardan gelen bir talep oluyor. Okul sporlarıyla alakalı, ulaşım konusunda. İnanın bana hiç kimseyi kırmak istemiyoruz. Ama o kadar yoğun bir talep geliyor ki o taleplerin içerisinde en uygun, en yardım edebileceğimiz şekilde okullarımıza, okullarımızın spor kulüplerine de yardım ediyoruz. Bunun yanı sıra handbol takımı var Ordu'da. Gençler Birliği. Biliyorsunuz üst düzeyde ilimizi temsil eden bir kulüp. Bütün ulaşım ve deplasmana gidiş geliş şeylerini biz karşılıyoruz. Diğer yakın zamanda Sayın Bakanımızı ziyaret ettiler. Başarılı bir takımımız daha var. Ünye Gücü kadın futbol takımı. İyi de gidiyorlar. Hedefe gidiyorlar. Mesela bununla ilgili Sayın Bakanımızı ziyaret ettiler. Sayın Bakanımız da onlara yardım konusunda gerek aynı gerek nakdi yardım konusunda bir çalışma yapın dedi. Biz de yöneticileri Deniz Bey ile görüştük. Yakın zamanda onlara bu konuda yardım sözü verdik. İnşallah onu da yerine getireceğiz. Müdürüm, mesajlar da var. Ben onları da okumak istiyorum. İbrahim Gündoğdu hocamız dirsek temasında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile hem Gazze Soğuksu'yla hem sizlerle. Evet. Sayın Müdürümüze spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz demiş. Sağ olsun. Nihat Alkan yazmış. Bizi çok izleyen izleyicilerimizden bir tanesi. Hem yorumlarıyla bize katkılar veren bir kişi. Buradan selamlarımızı iletelim. Değerli müdürümüzden eski Ordu Stadyumumuzda yağlı güreş düzenlemesini rica ediyorum. Perşembe ilçemizden selamlar, iyi çalışmalar demiş. Evet. Böyle de bir fikir sunmuş. Evet. Ordu Büyükşehir Belediyesi bütün fikirlere açık. Evet. Hem başkanımız olsun hem müdürümüz olsun. Evet. Selamlar, saygılar demiş İbrahim Gündoğdu. Böyle de bir fikir gelmiş. Şimdi şöyle, İbrahim hocamız çok kıymetli bir isim. Gerçekten de özverili bir antrenörümüz. Boks sporuna ömrünü adamış, idealist bir yapısı olan bir hocamız. Gamze Soğuksu'yu da Ordu'da bulup, kendi öğrencileri içerisinden bulup Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne kazandıran kıymetli bir çalışma arkadaşımız. Kendisi sağ olsun, güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Biz de sonuçta biz Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'yüz ama Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak da sınırsız bir bütçemiz yok. Biz yıllık branş bütçe çalışmasında her branşa işte yıl içerisinde federasyonların organizasyonları kapsamında belli bütçeler ayırıyoruz. Tabii bunun yanında başarılı sporcularımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Evet, mesela başarılı sporcularımız bunu hak ettiği için yapıyoruz ama. Çünkü sonuçta sporcu Türkiye şampiyonu oluyor, Avrupa'ya gidiyor, derece alıyor. Ondan sonra belki yarın öbür gün dünya şampiyonu olacak, olimpiyatlarda madalya alacak. Onu motive olmak anlamında pozitif ayrımcılık yaparak desteklemeye çalışıyoruz. Sağ olsun.
Şimdi Sayın Bakanımızın da çok yakın zamanda verdiği talimat üzerine Ayvaslı Perşembe Yaylası'nda 17 Temmuz'da iyi bir güreş organizasyonu Büyükşehir katkılarıyla yapılacak. Sayın Ayvaslı Belediye Başkanımız Beytullah Geçtan Beyefendi ile bu konuda birlikte hareket ediyoruz. Orada hani yağlı güreş konusunu açtığınız için söylüyorum. 17 Temmuz 2022'de Ayvaslı Perşembe arasında festival şenlikleri kapsamında 2 gün süren bir yağlı güreş organizasyonu yapacağız. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Müdürüm artık çok özür diliyorum. Şube müdürlüğü olarak planladığımız 2022 için planladığımız birçok çalışmayı bilmiyorum zamanımız ne kadar kaldı. Hedefleri soracaktım bu anlamda. Evet, evet. Bunları da anlatmamız gerekiyor. Şöyle anlatmamız gerekiyor. Var süremiz müdür. Var mı? Var. Şimdi 2022 yılında yine söylediğim gibi kano yarışları büyük bir ihtimalle 10 Temmuz 2022'de Ordu'da Gülyalı Sporları ve Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 23-24 Temmuz'da yine federasyonun sayfasında yayınlandı. Triatlon Türkiye Şampiyonası ayağı Ordu'da gerçekleştirilecek. Ondan sonra Beast Fest diye düşünüyoruz. Sayın Bakanımıza bunun bilgisini verdik. Türkiye'de bisiklet sporunu bir yaşam biçimi haline getirilmiş bir kitle var. Şöyle söyleyeyim, bunlar yıl içerisinde belli takvim programları aralığında anlaşıyorlar. İşte örnek veriyorum, 29-30 Temmuz'da Ordu'da Turnalık Yaylası'nda kamp kuruyorlar. Kendi çadırlarıyla geliyorlar. 3 günlük veya 4 günlük bir organizasyonları oluyor. Her gün bir rota belirliyorlar. 20 kilometre, 30 kilometre bisikletle yaylalarda gezip yine kamp alanında kendi kuracakları çadırlarda böyle bir projemiz var. İnşallah bisiklet yapacağız. Bunun yanı sıra anlatamadım zaman darlığından veya zamanın ne son kadar olduğunu. Son dakikamıza girmiş bulunmaktayız. Öyle mi? Müdürüm. Mesela Türkiye'deki geçen yıl en büyük sokak basketbol festivalini gerçekleştirdik. Siz de biliyorsunuz. Ve bu sokak Karadeniz şampiyonası oldu adeta. Mersin'den bile buraya takımlar geldi. Hatay'dan takım geldi. Basketbol takım, sokak basketbolu için. Bu yıl yine onun yine üzerine katarak daha güzel çalışmalar yapacağız. Bu sokak basketbol festivali o kadar ses getirdi ki biliyorsunuz. Ankara'daki festivalde de o tam bana göre festivalde de biz orada 20 tane ilin koordinatörlüğünü yaptık. Yani üst akıl olarak o organizasyonu biz düzenledik. Yine söylediğim gibi sporu bir ay değil, yılın 12 ayı yapan bir Ordu şehri hedefimiz. Her ay farklı organizasyonlar yaparak işte mevsimine göre kışın kış sporları, yazın su sporları, diğer geçiş mevsimlerinde bisiklet festivalleri, işte plaj voleybolu, plaj futbolu, belki de Ordu'da Karadeniz'de hiç yapılmayan plaj handbolu gibi organizasyonlar planlıyoruz. Güzel çalışmalarımız olacak inşallah. Konuşacak çok konu var ama bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bugünkü yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız buraya konuğumuz olduğunuz için. Ben de bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir hata yaptıysak, sürçülisan ettiysek affola. Bugün de Günaydın Spor'un sonuna geldik. Mutlu kalın, hoşça kalın, bizlerden ayrılmayın.